Türkiye gökyüzündeki insansız hava araçları sistemiyle dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline geldi ama insansız sistemler sadece havada değil, kara sistemleri var, deniz üstü sistemleri var ki bunlarla ilgili de çok sayıda son dönemlerde video yapıyoruz. Bir de denizaltı sistemleri var. Düşünün, bir insansız sistemi bırakıyorsunuz, metrelerce derinliğe dalıyor. Denizaltının da öyle gitmesi kolay değil. Gerçekten yüksek teknoloji gerekiyor. Şimdi sizi Antalya merkezli bir şirkette tanıştırmak istiyorum. Denizaltına özel insansız çözümler yapıyorlar. Hatta buralardan elde ettikleri teknolojileri de farklı alanlarda, sivil alanlarda, can kurtaran hizmetlerine kadar da yaymış durumdalar. Şimdi isterseniz gelin bu iki ortaklı şirketi tanıyalım. Sizi, isminizi öğrenebilir miyiz öncelikle? Merhaba, benim ismim Emre Ege. Siz kurucusunuz şirketin. Kurucu ortağım ve Ar-Ge ve üretim teknik konulardan sorumluyum. Sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. İsmim Utku, Utku Atay. Ben de kurucu ortaklardanım. Şirketin iş geliştirme ve satışıyla ilgileniyorum. Tabii bu iki ortak, yanlış söylemiyorsam, ODTÜ'den başlayan bir akademik kariyerin evet, bu konularla ilgili araştırmalar ve sonrasında ticari ürünleştirme. Sizin nasıl başladı hikayeniz, nasıl bir araştırmayla daha sonra ticari hale getirmeye karar verdiniz? Dediğiniz gibi 2000'lerin başlarında akademik olarak bu çalışmalara başladık. Türkiye'deki ilk insansız sualtı robotlarıyla 2011'de artık bunları profesyonel olarak yapmak üzere şirketleştik. Ardından uzun bir süre bu ürünlerin Ar-Ge çalışmalarından sonra 2015'lerden itibaren sahada kullanılmaya başlandı. Tabii yaklaşık bir 4 senelik Ar-Ge'nin ardından bir 3-4 sene kadar daha ürün sahaya çıktıktan sonra iyileştirmesi sürdü. Son bir 5 sene kadar süredir de ürünler aktif olarak gerek yurt içinde gerek yurt dışında çok etkin operasyonlarda kullanılmakta. Peki size sorayım, ilk ürününüz hangisiydi? Önünde mi duruyoruz yoksa? Ar-Ge çalışmaları sonrası ticarileşen ilk ürünümüz Saga Pro adını verdiğimiz insansız sualtı aracı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için bu cihazı geliştirdik. Daha sonrasında Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı gibi diğer askeri kurumlarda bu cihazı operasyonlarda kullanmaya başladı. Evet, ilk şeyimiz bu. İlk ürünümüz bu. Evet. Ben tabii sualtı ürünler derken size de sormak istiyorum. İzleyicilere bazen anlatmakta zorluk çekiyoruz. Bir İHA'yla bir sinyal bağlantısı var. Kimi zaman bu uydudan, kimi zaman yer istasyonundan, kimi zaman kumandadan, ama deniz altında sinyali nasıl iletiyorsunuz? Yani herhalde deniz altına bir şey yapmak havadan yapmaktan teknoloji ve altyapı olarak daha zor. Biraz deniz şartları niye zor? Biraz da sizden dinleyelim. Tabii bu çok güzel bir soru öncelikle. Teşekkür ederim. Bizim de sürekli aldığımız ve cevap verdiğimiz bir soru. Denizaltı havadan çok daha zor. Kaldı ki dünyada okyanusların sadece %5'i keşfedilebilmiş durumda. Uzayın ise çok daha fazlası. Peki bu zorluklar neden kaynaklanıyor? Birincisi, tuzlu su gibi bir ortamda çalışıyoruz. Her şeyin başında elektronik sistemler, mekanik sistemler ve tuzlu su birbirine tamamen, yani tuzlu su bunların hepsinin düşmanı. İkincisi, tuzlu suda sinyaller ilerleyemiyor ne yazık ki. Suyun altında kullanılabilen kablosu olarak tek şey bu yunusların da çıkarttığı gibi sesli haberleşme. Ama o da birçok limitasyonu var. Su altındaki en büyük sorun kablosuz haberleşmedir. Ve bu şu anda hani fiziksel limitlerden dolayı aşılabilen bir olgu değil. O yüzden su altında böyle gerçek zamanlı görüntü almak, işte nasıl İHA'larda uçarken her şeyin görüntüsü alınıyor. Bunu yapmanın tek yolu kablo. Bu fiber optik olabilir, bakır olabilir ama sadece kablo ile yapılabilir. Su altındaki en büyük limitasyon suyun doğası gereği çok yoğun bir ortam olması. Ben tekrar ilk ürüne, size doğru dönmek istiyorum. Şimdi ürüne baktığımız zaman elektrik motorlarına mı sahip? Bir de önünde bir robot kol var galiba. Nerelerde kullanıyor bunu? Hem deniz kuvvetleri olsun, sahil güvenlikte var, jandarmada var. Biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Ürünümüz elektrik motoru, DC fırçasız dediğimiz elektrik motoruna sahip. Kaç kilogram tutabiliyor? Bir insan bedenini yukarı çıkartabiliyorsunuz bu cihazla. Allah korusun, bir kaza olduğu zaman ne yazık ki aşağıda bir ceset varsa bu kol yardımıyla çıkartabiliyoruz. O zaman bayağı kuvvetli. Bayağı kuvvetli, evet. Şöyle bir teknik
bilgi vereyim. Kolla kavruyorsunuz nesneyi, kablosu vasıtasıyla suyun üzerine çıkartıyorsunuz. Yani cihaz kendi robot motor gücüyle değil, kablosundan çekerek su üzerine çıkardığınız bir kabiliyete sahip. Bu mini rovla dediğimiz bu sınıftaki cihazların özellikleri bu kapsamda. Evet. Çünkü tabii o ağırlığıyla, şuyla buyla kolay bir de mesafeyi, fizik kuralı koyduğumuz zaman bayağı bir belki de ton ağırlığında bir şey çıkabiliyor. Bir 70 kiloluk ceset belki de. Şöyle ek bir bilgi de vermek istiyorum. Bunu Deniz Kuvvetleri, yani askeri birimler haricinde, örneğin Türkiye'de Uludağ Elektrik İdaresi, Gökçeada ve Bozcaada'ya giden bütün elektrik hatları deniz altından geçiyor. O elektrik hatlarının bakımı için de bu cihazları kullanabiliyor. Yani su altında sadece askeri operasyonlar değil, suyun altında keşfetmek istediğiniz herhangi bir gözlemlemek istediğiniz herhangi bir ortamı bu cihazlar sayesinde gayet pratik ve hızlı bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. Bir de tabii denizin altına basınç farkı var. Kaç metreye kadar dalabiliyor? 300 metreye kadar cihazımız dalabiliyor. Ve gayet kompakt ekipmanlarıyla bir Zodiac Bot'tan dahi bu operasyonu başlatabiliyorsunuz. Yani komuta kontrolünde Zodiac Bot'tan mı yapabiliyorsunuz bunu? Zodiac Bot'a kadar, o kadar küçük bir hacimdeki bir teknede dahi, bir platformda dahi bu operasyonu yürütebiliyorsunuz. Vallahi sizin ürünleriniz bol. Şöyle isterseniz diğer ürünlere doğru bir geçelim. Tuna adını verdiğiniz, biraz da sizden dinleyelim Tuna'nın özelliklerini. Evet, bu Tuna tüplü dalışı yapan kişiler için su altı skuter olarak düşünebilirsiniz. Su altında dalış yaparken bir noktadan bir noktaya palet çırpmadan, yorulmadan gidebilmek için kullanılan bir cihaz. Su altındaki skuter. Oldukça bu da kompakt ve taşınabilir bir cihaz. Bunu da şu anda başta devlet kurumları olmak üzere özel dalış okulları da kullanıyorlar bu cihazı. Mesela toplu dalışlar yapıldığında veyahut da su altında yine arama kurtarma çalışmalarında bir bölge taraması yapılırken bu cihazla 4 saate kadar su altında çalışabiliyor ve dalgıç yorulmadan ve esas işine odaklanarak, yani keşif ve gözetlemeye odaklanarak yorulmadan hızlı bir şekilde aynı sürede çok daha fazla bir alanı kapsayabiliyor. Yerlik oranı çok yüksek olan bir ürün. Gerek motorları, gerek bataryası ve bütün mekanik kısımların hepsi yerli üretilmekte. Bu da bu sene başında ortaya çıkarttığımız bir ürün. Yeni ürünümüz. Bu yeni ürünümüz, evet. En yeni ürünümüz bu. 2022'nin başında çıktı. Yaklaşık bir sene kadar bir Ar-Ge süreci oldu. Tabii hem su altı hem su üstü araçlarında çok tecrübeli olduğumuzdan dolayı oldukça başarılı ve güzel bir ürün olarak çıktı ve aktif olarak kullanılıyor. Şimdi o zaman bir yana geçelim. Onu da sizden dinleyelim isterseniz. İnsansız. Festi, insansız can kurtaran aracı. Hikayesi aslında biraz hüzünlü. Şöyle ki sahil güvenlik komutanlığı ile beraber yaptığımız çalışmalar sonrası göçmen krizinde göçmenlerin alabora olma durumunda hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edilmek için tasarlanmış ve geliştirilmiş bir cihaz. Gayet de başarılı görevler, operasyonlar gerçekleştirdi. Boğulma tehlikesi geçiren bir kazazedeye bottan hızlı bir şekilde bu cihazı gönderiyorsunuz. Kazazede bu cihaza tutunuyor ve siz o kazazedeyi güvenli alana getiriyorsunuz. Bir yüzücüden çok daha hızlı ve etkin bir şekilde olay yerine varabiliyor, intikal edebiliyor. Bu şekilde çalışan insansız can kurtaran aracı. Tabii coğrafyamızda bu tür ne yazık ki kötü şeyler olabiliyor. İnşallah kullanılmasına gerek kalmaz. İnşallah. Ama sahil güvenlik dışında da benim aklıma tabii İstanbul'da yaşayan biri olarak hemen Şile ve Karadeniz sahilleri geliyor. Yerel yönetimlerin veya bu tür can kurtaran hizmeti veren işte ne bileyim tatil köyüdür, onların ilgisi var mı? Var. Çok ciddi bir ilgisi var. Bu ürün de daha yeni çıktı piyasaya. Geçtiğimiz yaz sahil güvenlik komutanlığının envanterine girdi. Akabinde gene işte jandarma, deniz kuvvetleri gibi askeri alanlar haricinde Karadeniz sahillerinden Bartın İl Özel İdaresi alıp aktif bir şekilde sahillerinde kullanmaya başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi keza halka açık plajlarında kullanmaya başladı. Oteller kendi plajlarında bu cihazı kullanmaya başladılar. Yani önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bahsettiğiniz gibi bütün kıyı şeridimizde bu cihazları bir can kurtaran kulesinin yanında önemli bir güvenlik ekipmanı olarak göreceğiz yüksek ihtimalle. Peki benim merak ettiğim konu, ürün gamınızı giderek genişletiyorsunuz. Sonrasında ne var? Neler hedefliyorsunuz veya yok biz bu ürünleri daha fazla coğrafyaya satacağız mı? Nedir planınız? Öncelikli olarak ürünlerin tabii ki dünyada kullanımın genişletilmesi var. Bu arada ürünlerimiz ihraç da ediliyor. Avrupa'da birçok işte ülkeye, Almanya, İsviçre, Fransa, İngiltere gibi uzak doğuda Japonya'ya, Tayvan'a, Mısır'a bu ürünlerden gönderiyoruz. Tabii daha da arttırma
isteğimiz, gayreti içindeyiz. Bunun dışında yeni farklı ürünler olarak bize sağdan bu ürünlerin birazcık da sportif ve eğlence amacıyla ilgili talepler geliyor. Bunları değerlendirme planlarımız var. Yani daha ticari, kişisel kullanıma dönük de şeyler. Valla su skıtırına şöyle bir gözüm kaldı demesem yalan olur. Bu ürünler artık insanların suda kullanım amaçları, yani sadece yüzme dışında farklı tecrübeler de yaşamak istiyorlar ve bu teknolojik cihazlarla yaşanan tecrübeler gerçekten çok keyifli oluyor. Nasıl karada bir skutera artık herkes neredeyse biniyorsa, denizde de bu tarz teknolojik aletlerin kullanılması gitgide yaygınlaşıyor. Su altı skuterle mesela bir dalış yapmak inanılmaz keyifli. Keza insansız can kurtaran aracımızla birlikte bir yüzme yapmak da çok keyifli oluyor. Bunları da mesela insanlar sportif amaçlı, eğlence amaçlı kullanmak istiyorlar. Ürünlerimize o tarz sportif amaçlı, eğlence amaçlı ürünlerde ekleme gibi bir planımız ve düşüncemiz var. Evet, işte görüyorsunuz, gerçekten teknolojinin en üst tarafı açıkçası savunma sanayinde, belki uzaydan başlıyor, gökyüzü, deniz, kara sistemleri derken bakıyoruz işte geliştirilmiş oradan bir teknoloji hayatımıza dokunan, sportif amaçlı veya kişisel kullanıma da girebiliyor. Bir Türk şirketinin bunları yapması beni gerçekten çok gururlandırdı. Umarım genç arkadaşlarımız da, bakın, akademik olarak ortaya atılan bir fikir desteklerle nereye doğru gelmiş, belki de bizim savunma sanayimiz için de gerçekten çok özel bir model. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere başarılar diliyoruz. İyi fuarlar diliyorum. Sağ olun. Siz de şirketin satışlarına bakıyorsunuz. Sizi tanıyabilir miyiz? Tolga Bey, hoş geldiniz bir defa. Tabii ki bundan satış direktörüyüm ben, bundan Maren Robotik'ta. Uluslararası'daki de şu andaki bizim pazarı da bundan şey gidikçe de büyüyor. Şu andaki bunlar Orta Asya, Asya, Avrupa'da bunlar. Hatta şu andaki Amerika'ya kadar, Kanada'ya kadar buna talep ediliyor. Şu andaki gayet güzel buna gidiyoruz şu anda. Bu pazarlardan özellikle bir odaklandığınız ürün, odaklandığınız ülke var mı aralarından? Neye doğru taşımak istiyorsunuz? Ya aslında bizim Marem Robotik'teki bunların iki tane bir segmanda çok enteresan bir taraf var bunda. Entertainment buna değen bir bölümü var ama aslında bizim daha bundan şey rescue ile ilgili de bizim hedefimizi. Arama kurtarma çalışmalarına odaklanmak. Ya bizim patronlar da buna dünya kurtarmak istiyorlar. Onun üzerine böyle bir üründe biz yarattık da biz buna pazarlıyoruz yani. Dünyayı kurtarmak önce insan kurtarmaktan başlıyor. O yüzden bence doğru yoldalar. İşte bunlar doğru bir hedefi de biz buna tabii odaklama olarak, ama şaka olarak da tabii ki bu üründe çok teknoloji olan bir ürünü. Hani bir şakada tarafında da görevli, çok ciddi bir görevli yapıyor. Bizim şu andaki Asya'daki Orta Asya tarafında buna ciddi bir talebi var. Biliyorsunuz orada bir sürü ada var. Ve oradaki denizde kurtarması insanlar buna şey hedefi çok çok üstündeki buna talepleri. Onun yüzde bizim. Avrupa tarafında tabii ki bu teknoloji merakta. Bu tarafta tabii ki Türk mühendislik tarafında yapıldığı için çok daha merak ediyorlar. Ve bu kadar başarılı bir teknoloji de bundan şu andaki Avrupa'da bizi arkasında gözleniyor. Yani bunlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Şu andaki buna ihracatta çok çok güzel bir talep var. Sadece biz çok dağıtmadan, yani çünkü bizim ürünümüzü de her seferde tek tek kontrol etmek zorundayız göndermeden önce. Çünkü görevli çok ciddi bir görevli olduğu için o da ihracat işi talepleri de şu anda yetişmeye biraz zorluyoruz. Yani açık açık söyleyeyim ben size. Zorlanıyorsanız çok güzel bence. Çok çok teşekkürler verdiğiniz bilgi. Size tekrar da bunlar. Hoş geldiniz. İyi fuarlar size dilerim. Teşekkürler. Sağ olun.